aslında biraz hani bu 7500 lirayla ilgili de çok soru geliyor. Ee, hani nasıl uygulanacak biz alacak mıyız diye İstersen onlara bir bakalım şöyle. Onun öncesinde buna ekleyeceğiniz bir şey var mı sorulara geçeceğim. Hani Nisan tamam artık. Öyle gözüküyor ki hani. Ama e... Falk abi herkes şunu diyor. Benim maaşım bu kadar benimki 7500'ün üstünde. Bana da ya da 7300 benimki de mi 7500 evet, olacak? Evet onlara cevap vereceğim. Önce bunu bir söyleyin. Çok beklediler. Evet. Bunu. Şimdi 7500 liranın altındaki herkesin maaşı 7500 lira olacak. Tamam. Yani Üstündeki Üstündekiler için henüz bir şey yok ama henüz. bir bek. He, henüz Hı. kelimesini özellikle kullandım. E, ama senin söylediğin gibi önümüzdeki hafta yani e, Sayın Akbaşoğlu da açıkladı. Önümüzdeki hafta mecliste e, bu yasal olarak çıkacak zaten. Yasal bir düzenleme gerekiyor emeklere bu ek artışların yapılması için. E, tabii o paketin içinde geçici işçilerle ilgili de e, bir düzenleme de olacak. Onların kadroya geçmesi. E, öyle gözüküyor ki işte Mart bitmeden bu yasalar çıkacak. Nisan maaşlarına da yansımış olacak. Geldi sorular. Sorular geldi mi? <laughs> 7500 lira nasıl hayata geçecek? Düzenlemeden kimler yararlanacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Peki birinci soruyu cevapladım zaten. Evet. Nasıl hayata geçecek? E, yasa çıkacak ve Nisan ayında uygulanacak. Düzenlemeden kimler yararlanacak kısmında e, şunu söyleyeyim. E, düzenlemeden SSK ve Bağkur emekleri yararlanacak. Niçin diyeceksin? hani Memur emekleri e, niye yok işin içinde? Burada memur emeklilerinin en düşük maaşı 7901 lira seviyesinde. Dolayısıyla hani en düşük taban maaşın üstünde zaten onlar. Dolayısıyla burada 7500 liranın altında maaş alan SSK ve bağ kurullar yer alınacak buradan. EYT'liler nasıl yararlanacak sorusunda hemen cevaplayayım. EYT'liler de diğer emekliler gibi yararlanacak. Biliyorsun, bugüne kadar seninle hep şeyi konuşuyorduk. 5500 lira en düşük maaş. Dolayısıyla EYT'lilerin alacağı en düşük maaş da 5500 lira olacak diye. EYT'liler henüz maaşlarını almadılar. İlk maaşlarını e, Nisan ayında alacaklar. Dolayısıyla onlar da en düşük maaş olarak 7500 lira e, alacaklar. Şimdi ee, şu soru senin işte ısrarla sorduğun soru o aslında. <laughs> tüm emeklilere mi 2 bin lira artış? olacak? Ben değil olacak? herkes size soruyor evet, bu soruyu. Doğru. ısrarla. <laughs> Hayır Yasayı da ben çıkartmadığım için. Ama ben doğru. anlatayım. Önümüzde bekliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Dediniz. Onu evet. da not ettiler ben eminim. Tüm emeklilere 2 bin lira artış olmayacak. Niçin? Az önce aslında biraz vermeye çalıştım cevabı. 5500 lira alan ee, emeklere emeklilere 2 bin lira artış olacak. Ama 6 bin lira alan emekliye 1500 lira artış olacak. Senin örneğinde olduğu gibi 7300 lira alan emekliye de ek ödeme dahil 200 lira artış olmuş olacak. Yani 7500 bin liranın altındaki bütün maaşlar 7500 liraya tamamlanacak. Dolayısıyla her emekliye 2000 lira diye bir şey söz konusu değil burada. Bir taban maaş belirlemesi söz konusu. Daha önce de olmuştu. 3500 lira olmuştu. 5500 Hı. olmuştu. Şimdi de 7500 lira oldu. Dolayısıyla bunun altında kalanların hepsine seyyanen bir e, ilave artış yapılıyor. Bu artış onlara maaş olarak görünmüyor. Yani maaş yine 6000 ise 6000 lira kalıyor. Ama 1500 liralık bir artış geliyor. Evet. Şimdi 7500 liranın üzerinde aylık alanlar işte senin kritik sorun oydu. Ee, bir düzenleme var mı? ben de <laughs> Henüz. Henüz yok dedim ama böyle bir kamuoyu beklentisi oluştu. Zaten e, hani depremden önce de bunları konuşuyorduk biz. Nisan ayında emekliye, memura bir ilave refah payı artışı olur mu diye Ocak ayında çok konuşmuştuk. Hatırlarsam 15 puan çıkmıştı as, e, enflasyon ve 15 puan da sen Cumhurbaşkanı bir refah payı eklemişti. Hı hı. Şimdi o beklenti yine oluştu. Hani Nisan ayında böyle bir müjde gelir mi? Gelebilir hani o hükümetin takdirinde ama böyle bir beklenti oluştu şu anda. Yani taban maaşı 7500 lira olunca hemen onun üstündeki maaşlarla aradaki makas kapanmış oldu. Hı hı. Dolayısıyla onun üstünde maaş alanlarda da bir beklenti oluştu. Belki orada kademeli bir artış da yapılabilir. hani çok yüksek alanlar dışında. Dol yetim başlığında ha. Şimdi nasıl yararlanacaklar? Bu da çok ben? soruluyor. Yani mesela dün bana da gelenler oldu sordular. Ya bizim de maaşımız işte ben 3 bin lira, 4 bin lira dul yetim maaşı alıyorum. Benim maaşımda bir anda 7 bin 500 lira mı olacak diye. Biliyorsun bu artışlar ve ikramiyeler dul ve yetimlerin aldıkları maaş oranına göre oluyor. Yani eşler mesela eşler kocalarından veya işte erkekler eşlerinden, ölmüş eşlerinden maaş alıyorlar ya. Orada da dul maaşı deyince sadece kadınlar alıyormuş gibi bir algı var eğer kadın vefat etmişse kocası da dul maaşı alabiliyor. Onu da antiparantez söyleyeyim. Yüzde 50 oranında alıyor mesela çalışıyor ve emekliyse. Tamam. çalışmıyorsa evde ise yüzde 75 oranında alıyor. Yetimler yüzde 25 alıyor. Dolayısıyla bu oranlar nispetinde ikramiye ve taban maaş artışta belirleniyor. Şimdi tabloyu vermiş arkadaşlar. Hı hı. Mesela yüzde 75 maaş alan bir dul maaşında yeni en düşük tutar 5625 lira oldu. Yani e, bu maaşı alan birisinin e, diyelim ki 5 bin lira ise maaşı hı hı. şu anda 5 bin 625 liraya çıkartılmış oldu. E, onların da maaşları 5 bin 625 liraya bağlanacak. Yani 7 bin 500 liranın %75'i bu. Hı hı. Yüzde %50 de 3 bin 750 yarısı. %25'te de 4'te biri 1375 lira olarak hı hı. uygulanacak en düşük e, dul ve yetim maaşları bu noktada. E, o sorunun cevabı da böyle. Peki bir başlık daha konuşalım. Şu trafik cezaları He, e, yapılandırmalar kurtulalım. var. Borçtan kurtulma e, takvimi. İşte içerisinde trafik cezalarının da bulunduğu evet. e, siliniyor. E, bunu böyle vakit bulamamıştık, konuşamamıştık. Doğru. Kısaca şöyle bir üstünden geçelim mi? Ne oluyor? Şu Nasıl tarihleri geçelim? hızlıca söyleyeyim. Tamam. Herkes de not alsın. Çünkü e, bunlar önemli. Bu tarihleri tamam. kaçırmamak lazım. 31 Aralık 2022 e, borcumuzun. Ee, en son borcumuzun olduğu tarih olacak. Yani tamam, 31 Oraya kadar olan, olan borçlar. borçlar kapsamlı. 31 Mayıs 2023 ilk taksitimizi ya da peşin olarak ödeyeceğimiz parayı gösteri tarih. Bu son tarih hı hı. ama bunlar buraya kadar ödeyebiliriz. 30 Haziran 2020 şey 31 Mayıs başvuru tarihimiz. 30 Haziran ise ilk taksitimizi ödeyeceğimiz ya da ilk peşin taksitimizi ödeyeceğimiz hı hı. tarih. 31 Temmuz Genel Sağlık Sigortası Prim borcu olanların gelir testine başvuracakları tarih hı hı. 31 ağustos 2023'te yine gelir genel sağlık sigortası prim borcu olup bu borcunu faizsiz ödemek için son tarih onu da söylemiş olayım hı hı. 30 Eylül 2023 bu biraz otomobil sahiplerini ilgilendiriyor çok da bilinen bir şey değil onu da buraya koymak istedim Biliyorsun eğer muayene gitmezsen bir e, o ceza kesiliyor. Yani muayene yaptırmadığın zaman o ceza da yüzde beş olarak katlanıyor muayene parası arabalar Ondan için. Ondan zaten trafiğe çıkılmıyor. Evet ama işte